Bu aslında yapılamayacak bir şey değil. Bina açma, yok, yani hastane yapma konusunda. Psikiyatrlar da yani doktorlar da mecbur yani kalıyor, geliyor. İlacı verip göndermek zorunda kalıyor. Kuruluyor yani kocaman araziler üzerinde. Bu aslında çok yapılabilir bir şey. Şunu da sormak istiyorum. Eskiden var mıydı bilmiyoruz. Belki internet ortaya çıktıktan sonra bazı şeyleri öğrenmek zorunda kaldık. Maalesef tırnak içinde. Bebeklere ve hayvanlara yapılan tacizlerden, tecavüz de demek istemiyorum. Yani onun adı her neyse. Sıla bebek işte az önce bahsettiğimiz gibi 2 yaşında maalesef hayatını kaybetti. Bu insel denilen Discord'daki konuşmaları dinlediğim zaman 12-13 yaşında, 15 yaşında gencecik çocukların, genç kızların şu tarz cümleler kurduğuna şahit oldum. 6 aydan sonrası olur gibi böyle inanılmaz cümleler sarf ediyorlar. Bunun önüne nasıl geçilir ya da ne yapmak lazım? Bunlar ilaç tedavisiyle, terapiyle düzelebilecek şeyler mi? Yoksa hiçbir faydası olmaz mı? Ne yapılması gerekiyor? Şimdi tabii her bir olguyu tek başına bir ayrı bir olgu olarak, yani toplu olarak değil de birebir almak ve öyle değerlendirmek lazım. Fakat ben kendi pratiğimde şunu görüyorum. Özellikle ergenler arasında ben şunu görüyorum. Eğer aile içerisinde bir takım sorunlar varsa, eğer aile içerisinde bu çocuk anlaşılmıyorsa, duyulmuyorsa, görülmüyorsa, ihmal ediliyorsa, hele de kendi akranları arasında zorbalığa maruz kalıyorsa, o zaman kendini ifade edebileceği bir mecra bir şekilde, hele bu günümüzün teknolojisiyle bu çok kolay hale gelebilir. Böyle bir kapalı gruplarda iki iltifattan sonra, iki güzel bir sözden sonra kendini ifade edebilen gençler çok kolay bir şekilde hedef haline gelebilirler. Bu yaştaki çocukların zaten frontal korteksi dediğimiz, hani neden, sonuç, dur, düşün, yap gibi fonksiyonları tam gelişmediği için, mantığıyla değil daha çok hisleriyle ve dürtüleriyle hareket ettiği için açık hedef haline geliyorlar maalesef. Böyle, evet, bir üzücü bir durumumuz var. Hocam, bir taraftan illerdeki, şehirlerdeki akıl sağlığı, ruh sağlığı merkezlerinin yetersiz olduğunu söylüyoruz. Fakat bir taraftan da çok sayıda, özellikle son 2-3-4 yıl içerisinde antidepresan kullanım oranının çok fazla arttığı yönünde de eleştiriler var. Burada bir istatistik var mıdır ya da gerçekten yerinde mi kullanılıyor antidepresanlar? Ciddi oranda bir artış var mı antidepresan kullanımında? Türkiye'nin çünkü iddialara göre Avrupa ülkelerinde de tepelerde antidepresan kullanımında. Tabii şimdi ben burada bir öz eleştiride bulunmak isterim. Tabii bu ne kadar doğru anlaşılır bilmiyorum ama şimdi eğer bir devlet hastanesinde bir psikiyatristin bir hastasını muayene etmesi, ruhsal durum muayenesini yapmasına 10-15 dakika gibi, 20 dakika gibi kısa bir süre ayrılırsa, o zaman bir yerden sonra çok da fazla sağlıklı, çok etraflı, detaylı bir değerlendirme olmayacağını kabul etmemiz lazım. Böyle olduğu zaman da hele bizim de halkımızın bir şekilde bir ilaç reçetedilmesini talep etmesini, hatta bazen bunu zorunlu hale getirmesini de düşünecek olursak, maalesef evet, belki de bir tık fazla kullanıyor olabiliriz. Fakat ben zannetmiyorum ki bariz bir hata yapılsın orada. Hani böyle bir hiç ihtiyacı olmayan bir insana da yazalım gönderelim, sırf geldi diye yazalım gönderelim olduğunu da çok düşünmüyorum. Ama evet, yani belki biraz daha düşünüp, belki biraz daha değerlendirip, bir takım testlere tabi tutup, belki önce psikoterapiden destek alıp, ama ne yazık ki her hastanede veyahut da her ilimizde buna yeterince bir olanak yok diyebilirim ben. Maalesef yok. İstanbul'da da yok. 5'er dakika ayırıyorlar psikiyatristler. Çok net olarak yakın çevremden biliyorum. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu yaşadığımız vahşetten sonra sosyal medyada şunu gördüm ben. Gerçekten dehşet verici bence. Bu olayın yaşandığı surlara gidip sosyal medya kullanan bazı kişiler orada video paylaşıyorlar. Yani yaşadığımız sanki bir vahşet değilmiş gibi. Yani korkunç bir cinayet değilmiş gibi. Yani orada kendini gösterip, işte orada bulunup bir şekilde oradan görüntü paylaşıyor. Yani bu nasıl bir psikolojidir? Yani bu nasıl olabilir? Yani bu da ayrı bir vahşet yani. İnanılmaz bir şey. Gerçek algımızı mı ortadan kaldırıyor? Yani bu nasıl bir şeydir? Yani bence bunu yapan kişilerin çok da fazla olayın detayına veyahut da hani
mahiyetine pek fazla odaklandıklarını zannetmiyorum. O kadar çok artık yüzeyselleşti, o kadar çok değersizleşti ki her şey ekstra bir like için, ekstra bir takipçi için ne yazık ki yapamayacağınız bir şey kalmadı gibi görünüyor. Dolayısıyla düşünüp de hareket ettiklerini zannetmiyorum açıkçası bunu. Ne yazık ki öyle bir hale geldik. Peki son olarak şunu sorayım. Aileler, tabii ki bu yaş grubuna sahip aileler ve internette çok haşır neşir olan, işte odalara kapanan, kapıları kilitleyen çocuklara sahip aileler var. Bize de çok fazla geliyor ailelerin kendi şikayetleri. Ne yapabilirler? Yani bir çocuğun bir tehlike içinde olduğu hem uyuşturucu kullanımı açısından hem bu tarz gruplara onlarla birlikte bir takım temaslarda bulunduklarına dair izleri nasıl yakalayabilirler? Tabii şimdi bunun cevabını vermeden önce şunun cevabını vermemiz lazım. Acaba biz gerçekten sağlıklı bir ebeveyn miyiz? Acaba her insan evlendi diye çocuk sahibi olmalı mı? Yani her evlenen kişi veya da çift ebeveyn olmak zorunda mı? Bunu bir aslında bir irdelemek lazım. Çünkü bireylerin de öncelikle kendi ruh sağlığını, kendi psikolojisini toparlaması, önce anne babanın kendi arasında anlaşabiliyor olması gerekiyor ki evin içerisinde bir huzur olsun. Evin içerisinde bir atmosfer, çocukların her şeyini, saçma bile olsa her şeyini paylaşabileceği bir atmosfer olsun. Bunu sağlayamadığımız süre içerisinde, evin içerisinde bir çocukların kendini ifade edebileceği bir ortamı sağlayamadıktan sonra bunun önleminden bahsetmek bence çok doğru olmaz. Önce biz bunu bir toparlamamız lazım. Ardından anne ayrı, baba ayrı, çocuğuyla birlikte yeterince ve etkin bir zaman geçirmesi gerekiyor ki çocuk korkmasın, çocuk eleştirileceğinden endişe edip de içine atmasın, bunu paylaşabilsin. İşte o zaman belki çocuklar böyle bir ortamlara ihtiyaç duymazlar. Velev ki yanlış yaptılar, böyle bir şey yaptılar. O zaman gelip annesiyle babasıyla bunu rahat bir şekilde konuşabilirler. Ben bu yaşanan vahşeti 4 kız babası olarak dehşet içerisinde izliyorum ve ben ciddi bir şekilde bundan travmatize oldum. Tabii. Çünkü daha bundan 1-2 hafta önce 8 yaşındaki en küçük kızım geldi ve dedi ki ya baba dedi ben geçen gün dedi X bir platformda bir tane video gördüm dedi. Çok korktum dedi ne yapayım dedi. Bunu eğer benimle bu şekilde konuşamazsa eğer bunu belki ne yapacağını kestirmek çok zor ve ben bu olaydan sonra ciddi bir dehşete kapıldım. Bu bizim ailemizin içine dahi girmiş ama biz bunun belki de farkında bile değiliz. Ne kadar çok onlarla iletişim halinde olursak o kadar kurtaracağız ve o kadar iyi olacak gibi görünüyor. Siz bu işin uzmanısınız, bir profesörsünüz ama siz bile aynı travmayı yaşıyorsunuz. Ben de diyecektim ki toplumsal olarak işte ben de televizyoncu, haberci olarak çok büyük bir travma yaşıyorum. Nasıl atlatırız, bu işin içinden nasıl çıkarız diyecektim ama görünen o ki bu travmayı herkes yaşıyor. Kesinlikle bu bir toplumsal bir travma, bu bireysel bir travma değil. Dolayısıyla hele insanın eliyle ortaya çıkan bu travmanın da üstesinden bizler hep beraber gelmemiz gerekecek. Biz kenetlenmemiz lazım. Neyin etrafında kenetlenmemiz lazım diyecek olursak kendi değer yargılarımız, örf adetlerimizin etrafında bizim kenetlenmemiz lazım ki çocuklara doğru dürüst bir eğitim ve terbiye verebilelim. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, bilgilerinizi aktardığınız için. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Burada Filiz Hanım'a şey sormak istiyorum. Yani